Evet arkadaşlar, bugün basın toplantımıza son dakikalarda aldığımız bir haberle başlamak istiyoruz. Teğmenlere inceleme başlatılacak mı? Biliyorsunuz ki 30 Ağustos'taki mezuniyet törenlerinde mezun olan genç askerlerimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdılar. Hepimiz gurur duyduk. Olması gereken buydu. Ve ondan sonra bu genç askerleri, teğmenleri bir grup troll ordusu, bir grup yazar, bir grup AKP, MHP'deki siyasetçi, en son Devlet Bahçeli de buna katıldı, linç etti. Şimdi üzülerek söylüyorum ki Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bahse konu olay her yönüyle incelenecektir. Görüntüler incelenecektir. Eğer ki kusur ihmal varsa personel hakkında gerekli soruşturma inceleme yapılacaktır diyor. Ben buradan Milli Savunma Bakanı'na seslenmek isterim. Bir, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bu ülkedeki asker, bürokrat, memur ya da çalışanlar, onlarda bir problem vardır. Bu askerler, bu teğmenlerle ilgili inceleme yapılmasını isteyenler incelenmelidir. Ben bunun doğru olmadığını inanmak istiyorum. Eğer Milli Savunma Bakanı'nın incelenmesi gereken bir durum varsa menzilin, İsmail Ağa'nın, geçmişte FETÖ'nün vermiş olduğu listeleri kamuya yerleştiren işte Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı onlara görev verenlerdir. Oradaki teğmenlerin hepsi yemininden hemen sonra kuş uçmaz, kervan geçmez köylerde, dağlarda bu vatanı bizleri koruyacaklar. Onları tartışmak, onlar hakkında bir algı oluşturmak, bir darbe algısı oluşturmak en hafif tabirle bir utanmazlıktır. İşte FETÖ gerçeğini gördük ama bundan hiçbir ders almayanlar aynı hızla sadece kulvar değiştirdiler. Menzil ve İsmail Ağa gibi, holding gibi çalışan ne olduğu belirsiz yapılara devleti teslim etmeye kalktılar. Asıl incelenmesi gereken bunları yapanlardır. Onların adına devlette görev yapanlardır. O yüzden biz bu askerlerin, bu çocukların sonuna kadar arkasındayız. Söylediği cümleyle de sonuna kadar onur, gurur duyuyoruz. Dün Mısır Cumhurbaşkanı 12 yıl sonra ülkemize geldi. Evet, onunla masaya oturmam katil, darbeci, diktatör, zalim diyen Cumhurbaşkanı dün aziz kardeşim dedi. Onu karşılaması da, onu uğurlaması da muhteşemdi. Ve 15 milyar dolarlık ticari anlaşmaların yapıldığını, Türkiye'nin bundan çok şey kazanacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı, o gün sen kavga ettiğinde, biz seni uyardığımızda biz darbeci olmuştuk. Sen İstanbul seçimlerinde Sisi'ye mi oy vereceksiniz, Binali'ye mi vereceksiniz demişlerdi. Ki Binali ona rağmen kazanamamıştı. Bugün 15 milyar dolarlık ticaret ve ülkenin üstün menfaatlerinden bahsediyorsun. Dün darbeciydi, bugün kardeşin. Ve 15 milyar doları da bir yere koyuyorsun. Ne suçu vardı bu ülkenin peki 8-9 yıl boyunca bu anlaşmalardan mahrum kaldı? Sırf şahsi kaprislerin ve itirazların yüzünden bu ülkeyi 15 milyar dolar yıllık ticaretten mahrum ettin o zaman. Ben soruyorum ülkeme, bunun bir hesabı olmayacak mı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti dış ilişkilerinde, ülkelerle olan ilişkilerinde Cumhurbaşkanı'nın iki dudağını ve hislerini dayanarak mı bu ilişkileri tesis edecek?
Şimdi madem 15 milyar dolarlık bugün ticari ilişkin varsa 8 yılın kaybının hesabını vermek zorundasın. Çünkü biz sana o gün dış ilişkilerde, ülkelerle olan ilişkilerinde, sınır komşularınla olan ilişkilerinde şahsi, hissi davranma demiştik. O gün biz darbeciydik, sen demokrattın. Ama dün yolcu ederken bu şekilde yolcu ettin. Bu şekilde yolcu ettin. Soruyorum. Sen ne oldun? Senin ne olduğunla ilgili kelimeyi 85 milyonun takdirine bırakıyorum. Onlar o kelimeyi doldursun. Yurttaşlarımız doldursun. Ülke böyle yönetilmez. 22 yılın özeti Sisi ile ilişkisinin başlangıcı ve dünle bitiyor. Evet, 22 yıl bu ülkeyi bu şekilde yönettiği için adalette, dış politikada, ekonomide bu durumdayız. Çıkıp bir öz eleştiri bile yapmıyor. O günle bugünün arasında yaşananları bile anlatmıyor. Ben yaparım diyor tek adamı. Dün küserim, bugün barışırım. Peki bu kayıplar, bu yaşanmışlıklar, söylediklerin, bunun hesabını da veremezsin. Biz dün de bugün de komşularımızla, dünyadaki tüm ülkelerle ilişkilerimizi uluslararası teamüller, barış ekseninde götürmek taraftarıyız. Ama bu kayıpların hesabını birisi mutlaka vermeli. Ne kadar ilginç. Fahrettin Altun çok güzel özetlemiş, bakın. Yeni Şafak, Filistin'le duruşumuz ortak. Milliyet, Filistin'le duruşumuz ortak. Sabah, Filistin'le duruşumuz ortak. Akşam gazetesi, Filistin'le duruşumuz ortak. Hürriyet, Filistin'le ortak duruş. Bir dakika. Bu 7 gazete aynı manşeti gerçekten tesadüfen mi atıyor? O gün kavganın PR'ını yapanlar bugün barışın PR'ını yapıyor. Ve bu gazeteler, havuz medyası da aynı başlığı atıyor. Çünkü İletişim Başkanlığı bu haberleri yaptırıyor. İletişim Başkanlığı'nın görevi bu mu? Maalesef ki üzülerek söylüyorum, bu arkadaşlar. Boşuna 8 gazete almayın. Birini alın, zaten başlığı Fahrettin atıyor. 7'sine para vermeyin. Geliyorum, hemen Fahrettin demişken, sarayın propaganda ordusu. Arkadaşlar, İletişim Başkanlığı ne zaman kuruldu? 2018'de. O gün kurulduğunda bütçesi neydi? 344 milyondu. Yıl 2024, bütçesi 4.1 milyar arkadaşlar. Yani milyarlarca lira paramız sırf algı yaratıp insanların zihnini bulandırmak için kullanılıyor. Şimdi 2020'de 721 olan personel 2024 Eylül itibariyle 1656. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu arttıkça, belediyeleri arttıkça beyefendi İletişim Başkanlığı'nın bütçesi ve personelinin sayısını arttırıyor. Vallahi daha çok arttırır bu kafayla giderse. Ama birisi çıkıp dünyanın hiçbir yerinde yok, İletişim Başkanlığı, yani bir basın bürosu gibi düşünün, binlerce insan çalışacak, milyarlarca lira para harcanacak, beyefendinin algısı. Neler var orada biliyor musunuz? Sosyal medya hesapları var. Basına yazan, basını şekillendiren bir sürü yazar var. Bunların görevi o. İletişim Başkanlığı'nda çalışan 1656 kişiyi bana birisi anlatamaz. 4.1 milyar bütçeyi anlatamaz. Yine bütçe demişken, beyefendinin, Sayın Erdoğan'ın koruma maliyeti 2.3 artmış. 2020'de 263 milyon olan koruma maliyeti 2024'ün ilk 7 ayında 1 milyar 353 milyon. Yani 2 milyarı geçecek 2024'te. Ama iyi yönetiliyoruz. İşte ekonominin neden bu durumda olduğu gerçek. Beyefendinin koruma, beyefendinin iletişim. Hemen de oradan araçlara geliyorum. 7 ayda 2 milyar.
Kamuda toplam 106 bin araç kiralanmış, 2,5 milyara yakın para harcanmış. Ekonomi niye bu durumda? İletişim Başkanlığı koruma araç için hesaplanan para 10 milyarı geçiyor. Emekliye para yok. Asgari ücretliye para yok. Çiftçiye para yok. Ama algıya para var. Korumaya para var. Araçlara para var. Evet, ekonomi. Bugün orta vadeli program açıklandı. Ne bekliyorduk? Bir sefer orta vadeli programa göre %33 olan 2024 enflasyon hedefi 41,5'a yükseldi. Yani enflasyonda hedef 8,5 puan şimdiden şaştı. Bunun bile tutması imkansız. Geçen yıl 15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyonu daha şu anda 17,5'a çıktı. Ve büyüme oranları 2024'te %4'ten %3,5'a, 2025'te 4,5'tan 4'e, 2026'da 5'ten 4,5'a düştü. Yani kendi açıkladıkları hedefler tutmadığı gibi bunların da tutmayacağı bir gerçek. Bütçe açığı 2.1 trilyon, faiz ödemesi 1.2 trilyon. Bu rakamların ne kadar büyük rakamlar olduğu ortada. Ve orta vadeli programa baktığımız zaman her basın toplantısında konuşuyoruz. Emekli yok, çiftçi yok, asgari ücretli yok, ezilen kesim yok. Neyin programını açıklıyorsun Sayın Bakan? Sen makamında TÜİK'le beraber hazırlamış olduğun uydurma rakamlarla bu ülkeyi yönetemiyorsun. İşte enflasyon, hissedilen enflasyon, işsizlik oranları, sanayide küçülme hepsi ortada. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Yönetilemeyen bir ekonomi var. Bu sistemde, bu akılla, bu fikirle, bu anlayışla, tek adamın uygulamalarıyla ne Mehmet Şimşek ne de yerine gelebilecek bir kişi Türkiye'yi kurtaramayacaktır. Bakın, bir kez daha söylüyorum. Açıklanan enflasyon verileri sahte. Bunun anlayacaksanız çarşıya gidin, pazara gidin, emekliye gidin. Gerçek enflasyonu görün. İşsizlik rakamları doğru yansıtmıyor. İşte sanayideki işsizlik, kapanan şirketler, Concordo'da ilan eden şirketler, ödenmeyen çek miktarlarının artış oranları gerçeği ortaya koyuyor. Sanayiden emekliye kadar orta vadeli program açıklıyorlar. Herhalde bunları sadece dünyaya ve kendi sarayında inandırdığı kişilere, Türkiye'de yaşayan 85 milyon buna inanmıyor. Ülkenin gerçek durumu bu. Bakın, İstanbul Planlama Ajansı emeklilerin son 20 yılda en kötü yıl yaşadığını açıklamış. 385 euro bir emekli maaşı, en düşük İspanya 1417 euro. Belçika 1717 euro. Hollanda 2000 euro. Emeklimizin hali bu. Ama orta vadeli program ve gerçekleşmeyen hedefleri konuşuyoruz. Okullar açılıyor. Hep söylüyoruz. Aileler çocuklarını okula yollayamıyor. Çanta, kalem, defter, kitaplarını alamıyor. Okullar maalesef ki temizlik ve personel ekipleri, çalışanları olmadığı için hazır bir şekilde eğitim öğrenim yılına başlayamıyor. 2019'da ilkokuldaki bir öğrencinin okula başlama maliyeti 1800 lirayken bugün 19.800 lira. Ortaokulda 2019'da 2000 lirayken bugün 21.000 lira. Lisede 2019'da 2.200 lirayken bugün 22.700 lira. Neyi konuşuyoruz? Hangi enflasyonu konuşuyoruz? Okullarda temizlik personeli yok, güvenlik personeli yok. Öğrencilerimiz güvensiz. Atama yaklaşık olarak 20 bin öğretmenin atanacağı söyleniyor. Ama 100 binin üzerinde öğretmen atanması gerekiyor. Öğretmen eksikliği var. Ve bu şartlarda biz çocuklarımızı okula yollamaya çalışıyoruz. Yollayamıyor. Birçok aile çanta alamıyor, defter alamıyor, kalem alamıyor. Milli Eğitim'in bütçesi
1 trilyon 92 milyar. Yani 1000 lira bile öğrenci başına yatırım yapsa 16 milyar yapıyor. Ama o parayı bile yatıramayan maalesef ki bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Eylül ayına hiç de iyi girmiyoruz. Emeklisiyle, çalışanıyla, öğrencisiyle. İşte telefonlarımız durmuyor. Cep telefonlarımız durmuyor. Yurt yok. Öğrencileri barındıramıyoruz. Öğrencilerin kalabileceği 5 öğrenciden birini ancak barındırabiliyoruz. Yurt yok. Sayın Bakan neyle uğraşıyor? Bunları yurttaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alacağım. Abdullah Bey'i anlayabiliyorum. Uzun yıllardan sonra ilk kez herhalde sokağa çıktı. Bugün hangi AKP milletvekili ve belediye başkanı sokağa insanların yoğun olduğu toplantıya katılsa aynı tepkiyle karşılaşacaktır. Maalesef ki bu ülkedeki emekli, çiftçi, çalışan, ezilen yani milyonlar artık AKP'li bir yöneticiyi görmeye tahammülleri yok. Evet biz en öndeydik. Bir hareketlilik oldu. Biz de şaşırdık ama Sivas'ta Sivas milletvekili olan ve AKP grup başkanı olan Sayın Güler demiş ki onlar CHP'liydi. Güzel, %75 Cumhur İttifakı olarak oy aldığı bir ilde CHP'lilerin Cumhuriyet Meydanı'nda bu kadar kalabalık olduğunu kabul etmesi beni mutlu etti. Ama bence CHP'yi ya da medyayı suçlamaktansa bugün ülke niye bu durumda bir aynaya bakmaları lazım. Ne medya suçlu ne biz suçluyuz. Tabii ki Can Atalay olacak. Bir anayasal bir kriz var. Sonuçta meclisin itibarı var. Aramızda olan bir arkadaşımız şu anda, aramızda olması gereken bir arkadaşımız şu anda cezaevinde. Can Atalay'ın burada olması ve bu sorumluluğun da kendisinde olduğunu Numan Bey'in hatırlatacağız. İç tüzük ve anayasa net, meclis toplanmalı. Salı günü meclisin toplanmasını bekliyoruz. Bu konuda geçen oturumda bu kararı okumadılar. Bari iç tüzüğe anayasaya göre hakkımız olan meclisin toplantı hakkını engellememesini söyleyeceğiz. Uyarılarımızı yapacağız. Çünkü o yanlış kararı Bekir Bozdağ yani vekili okudu. Düzeltmek de yine kendisine düşüyor. Bu itibarsızlığı, bu yanlışı, hukuksuzluğu bu meclis kaldıramıyor. Bunun bir an önce çözümünü istiyoruz. Bu konudaki çekincelerimizi, isteklerimizi, anayasal beklentilerimizi ileteceğiz kendisine. Tabii biz bununla ilgili en azından durdurulmasıyla ilgili bir beklentimiz de vardı. Esastan görüşecek. Bir an önce bunu görüşmesi lazım. Çünkü ben mecliste, kürsüde, komisyonda yaptığım konuşmada bu yasayla ilgili en büyük sıkıntının bazı artık cani mi diyeyim insanların burada yarattığınız algıdan dolayı hayvanları öldürmeyi bir hak olarak kendilerine görecek ve maalesef bu eylemleri göreceğiz demiştim. Bunlar Edirne'de, bunlar Türkiye'nin birçok yerinde ortaya çıktı. Bunun daha çok devam etmemesi için onlara güvence veren bu anayasa aykırı yasanın iptali gerekiyor. Esasını görüşecekse bir an önce, öncelik olarak bunu alıp kararını vermelidir. Çünkü biz televizyonlarda, sosyal medyada köpeklerin, kedilerin katlini artık görmek istemiyoruz. Ne vicdanımız, ne aklımız buna dayanmıyor. Anayasa Mahkemesi de bu
bu konuda ivedi olarak bir karar vermesi gerekiyor. Keşke yürütmenin yani durdursaydı ama bunu yapmadı. Bekleriz. Şöyle bu konu parti meclisinde, grupta, dün Sivas'ta zaten ilk olarak TÜSİK kongremizin açılışını yaptık. Partilerimize, il başkanlarımıza anlattık. TÜSİK ön seçim ve çok seslilik anlamında biraz daha demokratikleşecek. Ön seçim vurgusu daha fazla yapılacak. Genç ve kadınlara daha fazla yer verilecek. Uzun uzun tartışılacak. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz ülkede de tüm konuların rahatlıkla tartışılmasını istiyoruz. Yani sorduğunuz soru, yaptığınız bir haberden hiçbirinizin yargılanmamasını istiyoruz. Sokak röportajı yapan bir yurttaşın tutuklanmamasını istiyoruz. Aynı şekilde partimizde de çok sesli bir şekilde, demokratik tamirlere uygun bir şekilde bu tüzüğün madde madde konuşulup, tartışılıp oylanmasını ve Türkiye'ye sunulmasını istiyoruz. İyi bir çalışma yaptı arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Başta ön seçim düzenlenen 52. madde dahil tüm maddeleri çok beğendim. Güzel bir kurultay olacak. Güzel mesajlar verilecek. Yani yeni tüzüğümüz inşallah oylanır ve geçer. Partimize, ülkemize hayırlı olur. Teşekkür ediyorum.